Burada özellikle İnsan Hakları Derneği'nin verilerine bakıldığında infaz sistemiyle ilgili olarak İdare Gözlem Kurullarının 2023 sonuna kadar 426 mahpusun infazlarını farklı sürelerle ertelediğini ve bu ertelemeler ile insanların hapishaneden tahliye edilmesinin önüne geçtiğini biliyoruz. Bir kurul oluşturuldu ve kararların bu kurul tarafından verileceği söyleniyor. Bu yapısı aslında kurulun hukuki bir karar almadığını, hukuki bir karar vermediğini düşündürüyor. Çünkü siz burada verdiğiniz kararlarla bir kişinin iyi halde olup olmadığına dair değerlendirme yapıyorsunuz. İyi halde olup olmamanın kriterleri nedir dendiğinde bununla ilgili sizin öğrenebileceğiniz, değerlendirebileceğiniz bir takım ilkeler, değerlendirmeler yok. Açıkçası bu da bu kurulların yapısına bağlı olarak zaten keyfi değerlendirme yapacağına dair bir işaret. Yani o insanlar hangi davranışları yaptıklarında ya da neye riayet ettiklerinde iyi halli olduklarını, neye riayet etmediklerinde ise iyi halli olmadıklarını bilemiyorlar. Belli bir puan alınması gerektiği söyleniyor ve bu puanın üzerinde ancak mahpuslar tahliye edilebilir şeklinde kararlar veriliyor. Ama puanlamanın nasıl yapıldığına dair de herhangi bir bilgi yok. Yazılan mektuplardan, kamuoyuna yansıyan haberlerden öğrenebildiğimiz kadarıyla bir kişinin kütüphaneden kitap almaması, iyi halli olmaması için bir kriter. Alevi olan bir kişinin imamla görüşmeye gitmemesi iyi halli olmasına engel. Kişinin disiplin cezası almamış olması ama buna rağmen idarenin koyduğu kurallara kolaylık göstermiyor gibi bir gerekçeyle infazı ertelenebiliyor. Yani iyi olmadığına dair karar verilebiliyor. Tüm bunlara bakıldığı zaman aslında zaten hem yapısı itibarıyla hem de verdiği kararlar itibarıyla keyfi olduğu ve adeta insanları hapishanede tutmak için kullanıldığı aşikar. Çünkü idare ve gözlem kurulları hukuki olarak yasada tarif edilse bile verdikleri kararlar ne hukuka ne bu sayılan mesleklerin bu konudaki değerlendirme yapma ölçütlerine uygun karar vermiyor. Bir hekimin, özellikle hapishane hekiminin kendisini dinlediği, hastalıkları ile ilgili karar verdiği ve bu süreçlerde mahremiyetini onun sağlığa ait her türlü bilgisini edinen bir kişinin onun hapishanede kalması, hapishanede tutulması için değerlendirme yapması, keza psikiyatristin meslek alanındaki etik ilkelere de aykırı. Yani bunlara baktığınız zaman mesleki bir değerlendirme yapmadığı, hukuki bir değerlendirme yapmadığı, keyfi değerlendirme yaptıkları anlaşılabiliyor.